Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Hatay'ın çok meşhur ve çok sevilen bir tarifini yapacağız birlikte. Hatta birlikte pek bir şey yapmayacağız aslında. Arsuz'da hayat çok kolay. Biz gerçekten her şeyi fırına gönderiyoruz diyebilirim. Siparişimizi oraya vereceğiz yani. Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Hatay'ın çok meşhur ve sevilen bir tarifini yapacağız beraber. Kağıt kebabı. Aslında pek beraber yapacağımız söylenemez. Biz beraber bir karışımlar yapacağız ama Arsuz'da hayat çok kolay. Daha çok böyle zorlu yemekleri biz fırına gönderiyoruz. Onlar da yapıp bize geri gönderiyorlar. Evet, kağıt kebabı için bugün soya kıymasına ihtiyacımız olacak. Bezelye kıyması da kullanabilirsiniz. Aslında o biraz daha sağlıklı. İkisi de işlenmiş gıda aslında ama bezelye kıymasını ben de tercih ediyorum. Şu an elimde bu olduğu için bunu kullanacağım. Soya kıymasını, 2 bardak soya kıymasına yapacağız bunu. O yüzden 1 bardak suyla bunu ıslayacağım. Şişmesini bekleyeceğim. Ben bunu birazcık uzay yemeğine benzetiyorum. Soya kıyması biliyorsunuz kıyma gibi ama bunu yapıştırmak gerekiyor. Yani bu da vegan olduğu için yumurta kullanamayacağız. Onun yerine keten tohumu kullanıyoruz. Keten tohumu öğütüldüğünde ve sıcak suyla birleştiğinde yapıştırıcı görevini görüyor. Ve çok da faydalı bir şey zaten. O yüzden yemeklerinize devamlı katmanızı da öneririm. Bu karışımı burada yapıp fırına beraber gideceğiz. Bakalım neler olacak. Bakın nasıl yapışıyor birbirine. Keten tohumu mucizesi diyorum ben buna. Gerçekten müthiş bir şey. Baya baya yapıştırıyor. Bakalım nasıl olacak. Herkese merhaba. Şimdi Hikmet Bey'leyiz. Rayan'ın fırınında. Kağıt kebabı için çalışmalara başlıyoruz. Bir demet maydanozu doğradı Hikmet Bey. 2 kırmızı kapya biber. Birkaç diş sarımsağı ezdi. Demin onu gösteremedim. Bu şekilde küçük küçük doğruyoruz. İçerisine salça koyacak mısınız? Hayır, koyacağız. Kağıt kebabına salça olmaz. Salça tepsi kebabına olabilir. Evet, tepsi kebabına salça konuyor ama kağıt kebabına konmuyor. Acılı yapacağız Hikmet Bey. Acılı mı olur? Evet. İki tane süs biberi mi? Acı biber mi koyuyoruz? Çok acılı değil yani. Normal bir acı olur. Orta acılı. Evet, bu 700 gram soya kıyması için olan tarif. Yani 2 bardak soya kıymasından bahsediyorum. Evet, çok güzel. Böyle ince ince kıydı bunu Hikmet Bey. Şimdi bıçakları ben de seviyorum. Eve almak istiyorum aslında. Çok zevkli. Peki ne kadar pişiriyorsunuz fırında? 15 lira 20 dakika arası. Ama sizin fırın tabii güçlü bir fırın. Ev fırınında ne kadar pişer? Ev fırınında yarım saatte pişer. Yarım saatte pişer. Biraz tuz ekliyoruz. Karabiber. Karabiber. Biraz da pul.
biraz da pul biber. Ben acılı sevdiğim için tabii. Yoksa siz acıları çıkarabilirsiniz. Yoğurmaya başlıyoruz. Evet, bu şekilde yoğuruyoruz. Bakalım yapışacak mı? Ben de çok heyecanlıyım. Yoğurduktan sonra bir tepsiye mi aktaracaksınız? Yok, kağıt kebabı mı istiyorsun, tersi kebabı? Yok, yağıt kebabı. Kağıt kebabı. Ne yapacaksınız şimdi? Kaç tane yapalım? Bilmem, siz bölün isterseniz. 4 tane belki. Çıkar mı 4 tane? 3-4 tane. Böyle mi fırına girecek? Var. Elini suya banıp mı? Tabii, suya böyle vuruyorsun. Yapışmasın. Tamam, yani yapışmasın diye. Bu şekilde. Pasta gibi oldu valla. Yok olur. Olur lan, ne açık olmuyor. Evet, tamam. Hazır. Tamam, çok güzel. Elinize sağlık Hikmet Bey. Şimdi bu çarşı fırında... Domatesli biber var. Oh, evet, önemli olan domatesli biberi. Ha, domatesi eklediniz mi siz buna? Hayır, üzerine, içerisine olmaz. Ha, içerisine domates koymuyoruz. Üzerine daha sonra koyuyorsunuz. Şöyle, şekilde. Bu şekilde. Yani fırına vermeden önce bu böyle, şekilde. Böyle bitmiş vaziyette. Tamam, aslında. Hikmet Bey elinize sağlık. Evet, çok olsun. Teşekkürler. Çarşı fırınında 15-20 dakika. Evet, 15 dakika pişme süresi var. Yarım saat pişireceksiniz. Bakalım sonuç nasıl olacak. Fırından geldi kağıt kebaplarımız. Gördüğünüz üzere müthiş. Ete tadını veren zaten baharatı, zerzevatı, sebzesi. O yüzden soya kıymasını veya bezelye kıymasını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Gerçekten lezzet açısından pek bir farkı yok. Afiyet olsun.